Girebilir miyim? Ezgi, senin nöbetin yok muydu? Vardı, sevgilimi özledim, ben de geldim. Nöbetimi de 1-2 saatliğinde Gökay'a sattım. Ama istemiyorsan gidebilirim. Bilmem, istiyor muyum acaba? Ya hemen de çatılıyor o kaşlar, gel buraya. Ben hep yanımda olmanı isterim senin. Ama bazen istemiyorsun. O nereden çıktı? Ne zaman istemiyormuşum? Mesela yarın istemiyorsun. Ezgi bak bunu konuşmuştuk. Yine saplantı yapıyorsun ama ya. Deniz saplantı falan değil. Tamam bu konuyu daha önce konuşmuştuk ama ben hala idrak edemiyorum. Yani sonuçta biz sevgili değil miyiz? Sevgililer de böyle zor günlerde birbirlerinin yanında olmazlar mı? Olurlar, olurlar da. Olurlar tabii. Ben Amerika'ya gideceğim dediğimde sen ben de gelirim demedin mi? Canım dedim, dedim ama... O zaman neden en zor günde beni yanında istemiyorsun? Ya Ezgi, ne istememesi? Bunun istememekle falan alakası yok. Ya yeter ama çok zorluyorsun ya. Peki, zorlamayacağım. Daha fazla. Zamanı var güzelim. Ama yarın değil. Belki seneye beraber gideriz, olur mu? Belki ya. Zaten bu ilişkide kesin olan ne var ki? Sonra Ezgi sapıtıyor. Ezgi kuruntu yapıyor. Oh, ne güzel. Kolay yolunu da bulmuşsun. Ezgi, Ezgi! Ya götüremem işte ya. Götüremem. Selam kızlar. Kız Ezgi Hanım, hoş geldin, gel. Gel. Selam Ezgi, gelsene. Ay Ezgi Hanım, kız ne iyi ettin de geldin valla. Biz de sıkılıyorduk Damla Hanım'la böyle. Epiçim gibi birbirine bak, bak nereye kadar değil mi ama? Songül, ne saçmalıyorsun sen? Ay ne saçmalayacağım kız Damla Hanım, sıkılmıyoruz mu? Ay hayır yani, dedikodumuz da bitti. Hepsi bayat. Yani şöyle Ezgi Hanım'dan biraz yeni dedikodu alsak fena mı olur yani? Songül'cüm, ben dedikodu falan yapmam ki. Ay. Hep de böyle derler. Sonra daha dakikası dolmadan başlarlar dedikoduya. Songül'cüm, zorlamasam. Kız ne var, yalan mı? Şimdi sen desem ki reklam departmanındaki Fatma'nın başına ne işler gelmiş. Hemen üşüşürsünüz tepeme. Songül'cüm, birincisi ben Fatma'yı tanımıyorum. İkincisi ben Damla'yla konuşmak için geldim. Aa, vallahi mı kız? Ne konuşacaksın? Songül'cüm, senin işin gücün yok mu canım? Ama patron mu var da iş olsun kız? Bakın, siz benden sakın çekinmeyin. Şimdi ben yönetici asistanıyım ya, benden hayatta sır çıkmaz. Hem de buradaki her altı bilirim, vallahi bak. Songül'cüm, sen bizi yalnız bıraksan. Vah vah. Ama iyi be, yalnız. Sonra sakın gelmeyin bana, şunu duydun mu Songül, yok bunu duydun mu Songül falan. Tamam, gelmeyiz. Hadi canım, görüşürüz. Ezgi, bir sorun mu var? Açıkçası bilmiyorum Damla. Yani Ezgi, ben Deniz'in ailesini kaybettiği günü bile bilmiyorum ki. Seni götürmeme sebebi hakkında inan hiçbir fikrim yok. Yani ailesinin kazasını sana anlatmadı öyle mi? Hayır. Niye anlatsın ki? Bilmem. Hani seninle beni konuşunca
Ben de yakınsınız diye düşünmüştüm. Belki ailesini de anlatmıştır diye düşünmüştüm. Ezgi, bak yanlış anlama. Ama senin hakkında mecbur kaldığı için konuştu benimle. Çünkü taktığın kişi bendim. Ama bu çok özel bir konu. Damla, ben Deniz'in yanında olmak istiyorum. Ama o beni istemedi. Ben bu duruma çok üzülüyorum. Ezgi'cim, kendini bu kadar yıpratmasan. Yani sonuçta senden tamamen uzaklaşmadı değil mi? Belki gelecek sene birlikte gidersiniz. Gideriz değil mi? Gidersiniz tabii. Deniz seni çok seviyor ve sana çok değer veriyor. Rahat ol artık, tamam mı? Kurma kafanda düşünceler. Haklısın. Neyse, ben gideyim artık. Damla, çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Anlattığın için. Şey, bu konuştuklarımız aramızda kalacak, değil mi? Aramızda. Merak etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.